Herkese merhaba. Uygun fiyatlı göz makyaj ürünlerimden size bahsetmek istiyorum. Severek kullandığım ürünler olacak. Böyle bütün samimiyetimle söylüyorum. Öncelikle böyle ilk yani tanıştığım The Balm ürünlerimden bir tanesi The Balm'ın bu far bazıdır. Normalde çok renksiz far bazı kullandım ama hiçbir tanesi bana göre uygun fiyatlar için konuşuyorum. Bunun kadar gün boyu kalıcılığı sağlamıyor ve rengin güzelliğini, canlılığını bunun kadar ortaya koymuyor. Tabii ki indirim size çok uygun gelmeyebilir ama yine de gratislerde bulabileceğiniz ve %50 indirimli temin edebilecek, ki zaten artık hiçbir şeyin fiyatı uygun değil de en uygun fiyat ürünlerinden bir tanesi de bu. Ama derseniz ki ben far bazı istiyorum ama renkli olsun istiyorum derseniz ben bunu çok kullanıyorum. Flormar'ın 04 numaralı far bazı bu. Çok güzel göz kapağının rengini çok güzel bir şekilde bütünlüyor. Ama tabii ki de bunun kadar çok uzun süre bir kalıcılık veya çok rengin canlılığını ortaya çıkarma gibi bir özelliği bence yok. Ama yine de benim gibi çok koyu bir göz kapağınız varsa tamamen örtmese de bir aile idare edecek hoş bir görüntü sağlayabiliyor. Yine benim ben krem farları aslında çok seviyorum. Uzun yıllar MAC'in ve Bobbi Brown'un krem farlarını kullandım ama hep böyle göz kapağımda birikmelerinden ve kurumalarına illallah demiştim. Fiyatları zaten malum. O yüzden color tatlılara hiç şans vermiyordum. Yani bu kadar pahalı markalar bile dandikken bu hala dandik oldu dedim. Fakat bir denememle bütün renklerini satın aldım. Sadece böyle mor gibi bir renkler falan vardı. Onları satın almadım. Ben sadece bir tanesini şu an size gösteriyorum. Hemen hemen her rengi bende var. Bu 91 numarası krem de roz rengi benim göz kapağımı çok güzel nötrlüyor. Şu an koyu görünüyor ama benim göz kapağım da zaten koyudur. Çok güzel nötrlüyor. Bu kadar marka arasındaki bunlara yeter rengi tonlarına başka tonlar da var ama onlar arasında da benim en çok göz kapağıma uyan renk buydu. Çizgilenme falan yapmıyor, kuruma yapmıyor. Elinize çok fazla ürün almayın. Azıcık alın, onu dağıtın. Flormar'a göre birazcık daha da kapatıcıdır hem de. Ben severek kullanıyorum bunların hemen hemen her rengini. Böyle sürün, dağıtın katlanma bölgesini, çok güzel bir görüntü elde ediyorsunuz ve çok kalıcı gün boyu. Yine benim severek kullandığım maskaradan bahsetmek istiyorum. Şu an 67,5 lira fiyatı. Zamanla ne olur bilmiyorum. %50 indirimlerde L'Oreal'in bu Paradise maskarasını alabilirsiniz. Bendeki suyalı yanıklı olanı, diğeri pembe renk. Normalde çok güzel yapıyor kirpikleri ama pembe renk için bazıları dökülme yapabiliyor demişti. Benim kirpiklerim zaten aşırı düz olduğu için her zaman suyalı yanıklı uygularım. Ben suyalı yanıklısını aldım ve çok memnun kaldım. Hatta bugün indirimden bir tane daha da yedekledim bundan. Yine aynı şekilde kirpikleriniz benimki gibi düzse ve uygun fiyatlı suyalı yanıklı maskara isterseniz hemen burada Essence'inki var. Bundan kaç şişe bitirdim bilmiyorum. Rize'de Essence bulmak çok zor. Ben sadece İstanbul, Ankara'ya gittiğim zaman veya internette bulursam satın alabiliyorum. Bunu da gerçekten çok çok severek kullanıyorum. L'Oreal gibi. L'Oreal'den ne kadar memnunsam bundan da o kadar memnunum. Fiyatı şu anda 20 lira mıydı Şevval'den son bakmıştık. Biz 15 lira alıyorduk ama şimdi 20 lira mı ne olmuş? İndirimsiz fiyatından bahsediyorum ama hani bulamadığım için L'Oreal'i yedekledim, yoksa tekrar bundan alacaktım. Kahverengi ve suya dayanıklı maskara çok uzun yıllar aradım ama bulamadım. Uygun fiyatta bulamadım bu arada. Miniso'dan şunu aldım. Fırçasını da göstereyim. Şöyle kıl bir fırça, böyle güzel de yapıyor, fena değil. Yani aşırı gün boyu bir saat sonra kirpikleriniz biraz düşebiliyor ama ya da kahverengi bir maskara arasında en iyilerinden bir tanesi diyebilirim. Hemen size bir tane de uygun fiyatta, şu an indirimsiz 20 lira olması gerekiyor. Ben en son indirimde 7 liraya almıştım. Pretty by Flormar'ın bu kaş maskarası. Şu an arkadaşlarımda zaten bu var. Fırçası minicik. Piyasada bulabileceğiniz en minik fırçalardan bir tanesi. Fiyatı çok güzel, uygun. Çok da güzel kaşları boyuyor. Kaşlanma, dökülme falan da yapmadığı için oldukça seviyorum. Hemen geçiyorum. Yıllardır vazgeçilmez eyeliner'ım. Yani her zaman başka markalar denerim ama dönüp dolaşıp yine bunu alıyorum. Bu da Alix Havier'in eyeliner'ı. Hiçbir zaman bende akmıyor. Hiç böyle aylarca kullanmadığım zaman kuruma olmuyor. İstediğim zaman 3-4 ay sonra bile açıyorum ve çok sanki yeni almışım gibi kullanabiliyorum. Şöyle bir ucu da var. Bu da bilmiyorum odaklandığımı göstermiş olayım. Çok severek kullandığım kaş kalemim kalıcı, uygun fiyatlı. Ucuş bayağı bir ince bir kalemi var. Fırçası çok kullanışlı, dandik bir fırça gibi sanki değil yani. Çok güzel bir şekilde kaşlarınızı kavuruyor. Golden Rose'un kaş kalemi benimki 101 numara. Bunun fiyatı bilmiyorum. Değişiyor, 26-27 lira. Her seferinde zamlı oluyor maşallah. Yine bir kaş ürünü. Bu birazcık ambalajı mahvolmuş ama Maybelline'in bu kaş kalemi. Dark Brown rengini kullanıyorum ben. Bu tarafı kalem. Bundan da bir 7-8 tane bitirmişimdir. Biraz çabuk bitiyor. Golden Rose'unki de öyle. Burası kaş kalemi. Bu tarafı da kaş fırçası, farı.
Far bu kale, burada saklı. Buradan alıyorsunuz. Özellikle de kaşınızın şu kısımlarına uygularken daha doğal bir görüntü oluyor farda. Bunu da tavsiye ederim. Yani yanınıza hem far etkisi alıyorsunuz hem de yanınızda far fırçası veya kırılabilen bir far ambalajı taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Özellikle seyahatlerde. Benim çok sevdiğim Essence'in bu jel pencil waterproof kalemleri. Bunlar benim gözümün içerisinde çok güzel boyamıyorlar ama eyeliner olarak kahverengini ve siyahını kullanıyorum. Gün boyunca asla akmıyorlar. O yüzden bunları da Essence'in göz kalemlerini çok seviyorum. Aslında eyeliner gibi bir şeyler yani. Bu arada bunlar asansörlü müydü? Evet, asansörlü bunlar bu arada. Ben yanlışlıkla şunu böyle kalemtıraşla açma gafletinde bulundum. Siz öyle bir şey yapmayın. Özellikle ben kahverengisini daha çok seviyorum. Bunu birazcık kuru mu oldu ama kahverengisinde hiç kuru mu olmadı. Çok çok severek kullanıyorum. Hemen geçelim yine bir göz kalemine daha. Flormar'ın Intense Casual Eyeliner'ı. Bunları en son biz indirimde 10 liraya almıştık. Çok güzeller. Ben de her rengi, 3 rengi vardı. Mavi, koyu mavi gibi, kahverengi, siyah. Ben her rengini aldım. Siyahı nerede şu anda bilmiyorum. Bunlar da asansörlü ve gerçekten o kadar şeyler ki hem renkleri çok yoğun, gerçekten çok yoğun renkleri var. Hem de hiç akmıyorlar, çok zor çıkıyorlar. Çok seviyorum. Renklerini yoğun, bu kadar opak veren ürünlerde 10 liraya bence zor bulunur. O yüzden bunları da size tavsiye ediyorum. Son 3 ürünüm geldi tek hamlede. Bunları da göstereyim. Bunlar da aslında bir krem var ama kalem şeklinde. The Balm'ın. Bende sadece 3 rengi var. Bu renklerden özellikle şunu aydınlatıcı olarak dudak çevreme, göz pınarlarıma, kaş altıma kullanabiliyorum. Hiçbir şekilde çıkmıyorlar. Bütün gün boyu kalıcılar. Böyle açıyorsunuz şu şekilde. Güzelce uyguluyorsunuz. Mesela bu da yine açık bir renk. İsterseniz dağıtın, isterseniz başka farlarla birleştirin, isterseniz bunları far bazı niyetine kullanın. Üzerine bu renk tonlarını kullanacağınız başka bir renkle birleştirin. Daha örneğin şu koyu renk, bu mürdüm tonlarında bir renk mesela kullanın. Üzerine de koyu renk farınızı sürün. Bunları far bazı niyetine bile kullanabilirsiniz. Ben bunu tek başına sürüp dağıtıyorum. Hem gözümün içine hem gözümün etrafına ve gözü daha yeşil yeşil gösteriyor. Böyle mürdüm tonlarında ya, birazcık böyle zıt renk olduğu için ortaya çıkartıyor. Evet, benim favori göz makyajı ürünlerim bu şekildeydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizin de favori göz makyajı ürünleriniz varsa yorumlar kısmına bırakın. Ben de hemen deneyeyim. Belki denediğim bir üründür bilmiyorum ama denemediğim bir ürünse çok denemek ve sizinle yeniden ben de paylaşmak isterim. Görüşmek üzere.